Kestik şimdi. Kestik. Kestik. Çok güzel yaptın. Harikaydın. Çok çok güzelsin. Of çok tatlısın. Şimdi ben bir kere daha alacağım bunu. Son bir kere çekiyorum, tamam mı? Nereden alıyoruz? Baban elini bırakıp gidiyor ya hani. Onun arkasından senden tek istediğim şey ağlamamak. Çok güçlüdür. Ağlamanı tut. Tamam mı? Güçlüsün. Ve sadece babanın arkasından bakıyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi alıyoruz tekrar. Hadi göreyim seni, tamam? Ahmet Bey, siz böyle alalım. Elinizi bırakmanızla birlikte. Sonra bitiriyoruz. Tamam. Ağlama. Hemen alıyorum. Gayet güzel. Hadi. Tamam. 3, 2, 1. Böyle gelebilirsiniz. Baba gitme. Baba gitme. Ben seninle ilgili sorumluluklarımdan kaçmadım. Baba olmaya hazır değildim ben. Benim hayatımdan uzak dur. Burada sana yer yok. Thank you.
ile yol arasındaki çatışma da geçer hayat. Macera ile huzur arasında. Kapıdan geçenin ardından gitmekle evin içinde duranla durmak arasında. Sonra gün gelir. Bir kişi çıkar. Hem yolun hem evin olur. Hem maceran hem huzurun. Evin içinde bir soluk, yastıkta bir iz. Kendi kokuna karışmış bir koku. Yanında durunca farkına bile varmadan eline tuttuğun biri olur. Kokun kokusuna kardeş olur. Gün içinde ne olursa onu anlatmayı geçirirsin kafandan. Daha olurken her ne oluyorsa. Aşk mı bu şimdi? Sevgi mi? Alışmak mı? Barış? Barış? Bir sıkıntı mı var sizden kız? Buradayım. Barış. Barış. O da güzel isim. Da baba, baba. Günaydın. Hadi hazırlan, almaya geliyorum seni. Sahilde bir kahvaltı etmeyelim mi? Baba? Ha, baba, ben çok acayip, çok enteresan rüyalar gördüm. Aa, neymiş? Tersine çıkmasını isteyeceğimiz türden bir şey olmasın umarım. Hayır, çok acayipti. Okul zamanını gördüm. Kendi filmimi çekiyormuşum. Onu gördüm, bizimkiler vardı. Bir de filmi gördüm. Böyle karışıktı ama çok güzeldi. Ha, yok yok, bunun tersi çıkmaz. Diplomalı sinemacı benim kızım. Hadi ama hazırlan, yaklaştım ben. Baba, ben çok yorgunum. Kızım daha yeni uyandın, ne yorgunluğu? Baba, ben bütün gece film çektim, deli gibi çalıştım. Ben bir duş alayım. Kendime geleyim, sen bugün için beni affet, olur mu? İyi madem, tamam. Sen al duşunu, ben de ajansa geçeyim ama salma hakkında oldu, haberin olsun. Bugün sondu bu depresif mod. Tamam, tamam, toparlayacağım kendimi. Hadi öpüyorum seni çok. Ben de canımın içi. Şu alt alta tiklere bakar mısınız? Tutmuş kupon gibi maşallah. Benim bu insanlara neden ihtiyacım var acaba? Kim bunlar Allah aşkınıza Ceyda Hanım? Sileyim mi bunları ben? Temiz beyaz bir sayfa açalım mı? Canım, ben onu mu diyorum? Kıraç, Peride, Çınar, benim bu insanlara neden ihtiyacım var süperegoya? Sizin de ağzınız alıştı bakıyorum. Ben gayet iyi bir iş çıkardım. Hiç fena bir iş çıkarmadım ama, değil mi? Sonuçta onlar yapmadı. Onlarsız yaptım. Onlar hiçbir şey yapmadı. Çünkü siz bir ikonsunuz Ceyda Hanım. Tek başımıza yürüyebilir miyiz acaba? Bunu bir öğrenelim. Hukuksal olarak ne gerekiyor? Soralım bakalım Ediz Bey'e. Aa, Ediz Su'nun gerçek mesleği avukatlık mıydı yahu? Hmm. Ben kendisini sivilde aslen diş hekimi diyebilirdim. Cüneyt Arkın doktor, Şener Şen öğretmen, Ceza elektrikçi. Yoksa bu ünlülerin asıl meslekleri galerisinde mi ilk sen başlattın? Kimlerle çalışıyoruz ya? Turul, kendine gel. Ego Ajans'ın baş avukatı Ediz Köknar'ı ara. Ajansa gelsin. Oh. Emredersiniz. Derhal Ceyda Hanım. Cem Belevi'ye 2 dakikada galaktik aşkını sattıran HBO bize neler yaptırmış.
Vallahi ben bu sektörden korkuyorum artık ha. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Üçünü birden nasıl oldu ya? Ne yapacağız? Aman ben çok sıkıldım biliyor musunuz? Bakın gerçekten ben acayip sıkıldım yani. Ne yapacağız? Bence çıkalım gidelim. Gidelim yani ne yapacağız? Yani gidelim gidelim Çınar Bey de nereye gideceğiz? Arkadaşlar, Kıraç Bey o tarihi hareketi yaptığı gün, E harfini söktüğü gün ne dedi? Çok önemli şeyler söyledi. Bu ajans bizim. Biz ailemizden çok birbirimizi gördük. Biz evimizden çok burada yaşadık. Yapmayın Allah aşkına. Tabii ben şu an Kıraç Bey kadar etkileyici konuşamıyor olabilirim. Ama doğru bu. Peki tamam ben gerçekten bir şey soracağım. Bu Ceyda bizden tam olarak ne istiyor? Ciddi soruyorum yani. Ceyda bizden ne istiyor? Bir fikriniz var mı? Mesela sizin fikriniz var mı? Ne istiyor olabilir bizden? Her şeyimizi istiyor Çınar Bey. Yani neyimiz varsa her şeyimizi istiyor. Güç istiyor Çınar Bey. Güç. Bir de bence başka bir isteği de var. Başka bir şey de var. Daha böyle içgüdüsel bir şey. Ne var? Tam olarak şu an doğru kelimeyi de seçip bulamıyorum. Aşk. Hırs. İhtiras. Fenfatel şeyler arıyor bu kadın. Gerçekten evet tamam anladım. Çok güzel açıklamalardı. İkiniz de birbirinden şahane açıklamalar yaptınız. Ben de ikna oldum. Çok sağ olun. Kıraç gerçekten ne istiyor? Senin bir fikrin var mı? Onun ne istediğinin bir önemi yok. Biz ne istiyoruz ona bakalım. Süperego niye kuruldu? Kaleyi içeriden fethetmek için değil mi? İşte zaten fethediyorduk. Neredeyse fethetmiştik yani. 3 oyuncuyu aynı anda kaybetmeseydik bu olacaktı ama Ceyda bir şekilde o rakamları eşitledi. Yani maç berabere. Bakın gol atamıyorsak bence yememeye oynayalım. Oyuncular konusunda defansa çekiliriz. Kontradan vururuz biz de. Yani oyunculara reklam dizi bağlamak falan hep yaptık yapıyoruz. Milyonluk işler bağlıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Milleti zengin ediyoruz. Da bize kalan devede kulak. Doğru söylüyorsun. Para kazanalım yani diyorsun değil mi? Evet haklısın. Süper Ego'nun bir kere kasası boş. Onu dolduralım. Yani para hem bizim sırtımızı dik tutar. Ceyda'ya karşı hamle şansımızı arttırır. Kasa yapalım biraz ya. Öyle Escobar'ın kızı üşümesin diye yaktığı kadar da gözümüz yok. Yakaladığımızı. Laps. Laps. Ne yapalım? Nereden başlayalım Kıraç Bey? Fikri attık ortaya. Herkes düşünsün. Motivasyon, para. Günaydın. Günaydın. Sen gitmedin mi hala ajansa? Yok ya. Mesaiye kaldık ya. Feride Hanım öğleden sonra geldi de. Evet hadi tabağımızı dolduruyoruz. Çok güzel şeyler var. Meral ben yemeyeceğim. Hiç iştahım yok. Dicle saçmalama ya. Tadına bak bari. Bak gittim sokak simidi aldım mis gibi. İyi tamam. Çok az. Nasılsın? Daha iyi misin? Bilmiyorum. Bak Ego'dan ayrılınca gerçekten çok üzüldüm. Ama sonra dedim ki kendi yolum. Daha iyiyim. Şimdi Barış'la geldiğimiz hale bak. Kas direktörlüğü desen elimde patladı. Sinan benden habersiz gidip başrol için başkasıyla anlaşmış. Sinan'ın yaptığı çok büyük ayıp. Bak eski arkadaşım diyorsun. Ama senin en eski arkadaşın benim. O nankör. Zaten ağzının payını verdim ben. Ya bir de bunlar yetmezmiş gibi acayip acayip rüyalar görüyorum. Ne yapacağım ben Meral? Önüne bakacaksın. Bak kaç gündür evde depresif depresif takılıyorsun. Hiçbir şey söylemiyorum ama yeter artık. Zaten bu saatten sonra seni ben bıraksam babam bırakmaz. Önüne bakacaksın. Sana iyi olmuyor. En çok ne koyuyor biliyor musun? Babam bana köpek balıklarının yanında barınamazsın demişti ama onlardan biri senin sevgilin olabilir dememişti. Oo! Oh! O double trajedi yolu orası. Çık 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 çık. O yoldan çık. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ya. Bak bu bakış açıları insanı bitirir. Bir depresyon hırkası içerisinde 2 yılın geçer haberin olmaz. Geç bunları. Rüyanda ne gördün anlat bakayım. Hı. Sinema yapıyordum. Okulun ilk filmlerinden birinin çekimlerindeyim ama sanki böyle gelecekte de geçiyor gibi geliyor. Çünkü başka sahneler de çektiğimi hatırlıyorum. Ama hepsini de hatırlayamıyorum. Böyle biraz karışıktı. Keşke rüyaları kaydedebilsek o zaman daha iyi anlatırdım sana bunu. Ah benim yavrum. Bilinçaltına sohortlamış. Tamam. Bundan sonra senin yolun için çalışacağız tamam mı? Ben senin menajerin olacağım. Ha. Al bakayım. Yaz kızım. Bütün çalışmak istediğin yapım şirketlerini, platformları yazıyorsun. Ben de hepsine tek tek CV'ni atıyorum. Yönetmen olmak isteyen Dicle Ertem olarak yaz. Müzik
Oo kral, nasıl gidiyor? İyi, süper. Bu kadar yüklenme istersen. Bir şey olmaz ya, bu ağırlıklar bir şey değil. Ya seninle ilgisi yok da denge meselesi. Bro, oğlum o kadar ağır girmeseydin ya. Bak bir şey falan olacak şimdi maazallah. Kral sen yine de çok zorlama da ne olur ne olmaz. Ya oğlum anladık, motivesin de bak bu dengesizlikle sakatlanacaksın Barış. Ya bir şey olmaz abi, sen de ne çabuk yoruldun ya. Oğlum ne alakası var Allah Allah ya, tamam işte geldik yaptık sporumuzu. Şimdi enerjimizi işimize gücümüze verelim. Hadi Barış'cığım, hadi şampiyon, hadi. Tamam sen git, geliyorum ben. Azalt bunları biraz. Valla 20K olduk ha. Kısa sürede iyi başarı. Ama tabii canım net ünlüler var böyle 3000-5000 takipçi. Ama işte artık bomba haber de kalmadı ya. Like'lar da azaldı. Ne yapsam, yalan haber mi atsam bir tane? Yak ya. Yakışmaz sana Bekir, yakışmaz sana. O telefon neymiş o telefon ya? Bir düşmüyor elden. Nerede kaldı bizim çaylar? Benim de 4 tane elim yok herhalde. Allah Allah. Şurası da zaten bana kaldı. Çaycısın sen, çaycı kal Bekir. Allah Allah. Ediz Bey, hoş geldiniz. Tuğrul ben, Tuğrul Denk. Ceyda Hanım'ın asistanıyım. Buyurun. Hayırdır, Ceyda kellerle çalışmazdı. Demek durum bu kadar vahim ha. Buyursunlar. Niye geldi bu Pedro Consol uyarlaması? En son ajansa geldiğinde ajans el değiştirmişti. Koş Emrah. Feride'ciğim. Bak Feride'ciğim, şu kukiler harika. Sana özel aldım. Kahveni de bırakıyorum böyle. O da çok güzel, tam istediğin aşkım gibi. Aşkım, sağ ol. Nasıl oldu benim şekerimin ayağı? Vallahi şekerinin ayağı pek fena değil. Azıcık bir acıdıydı biliyorsun. Çünkü Mehmet Kahrol yazıca gelince benim sinirim zıpladı. Sinirim zıplayınca da canım yandı. Ay neyse geçti, aman boş ver, bırak geç. Ay daldık gibi oldu, kusura bakmayın ama. O geldi. Gibi olmadı, daldınız. Kim geldi? Tarkan mı geldi? Ay keşke Kıraç Bey. Edis Gökner, Kıraç Bey. Hah, buyurun. Buyurun size Ceyda'dan yeni hamle. Bakalım şimdi ne yapacak acaba? En son geldiğinde biliyorsun hisseleri ayırmıştık. Şirketin özel avukatı durduk yere gelmez. Ya gerçekten artık bana bir çarpıntı geliyor biliyor musun? Bir çarpıntı tutuyor yani. Yeter tamam, sıkıldım ben. Ne yapıyoruz, gidelim. Vallahi gidelim ya, tamam. Çınar'cığım yapma bir tane. Çınar Bey, hisseler ayrıldığında dediniz bu bizi de ayırmasın. Allah korusun Emrah, niye öyle şeyler diyorsun? Ne diyorsun yani Emrah? Açık söyle, ne diyorsun yani? Tazminatımızı verip bizi kovmasın mı diyorsun? Ne diyorsun? Vallahi verir mi verir. De biz bir bakalım mı ne konuşuyorlar? Bir bakın bakalım hadi. Evet. Emrah çok dikkatli. Dikkat ediyorsunuz Emrah. Tamam mı? Dikkat yapın o işlere. Buyursunlar. Çınar Bilgin, Feride Şener, Kıraç Özdal. Hepsi birbirinden farklı menajerler. Hepsi bir sosyal medya olsaydı, Çınar Twitter, Peri de Facebook, Kıraç da Instagram olurdu bence. Kıraç, the köpek balığı. Onun tazminatını biliyor musun ne kadar? Diğerleri de sağlamdır yani. Peki sen bunları işten çıkarmak istiyorsun da rakamlar hakkında bilgin var mı? İşte tazminat ödemeden nasıl gönderebiliriz diye düşünüyorum. Yani kovmadan göndermenin bir yolu var mı acaba? Mobbing var efendim. Üstlerine çökebiliriz. Sen bu kili nereden buldun Allah aşkına? Önlerine performans sözleşmesi koydum mesela. Hiçbirine uymadılar. Buradan bir şey çıkar mı? Bu mümkün değil. Sağlık öncü sebep. Ama bu kimsenin elinde değil. Yok, yok. Sağlıkla ilgili bir şey olsun istemem tabii. Ya 3 gün üst üste mazeretsiz işe gelmediklerini belgeleyeceksin? Benden çok buradalar. Ya da yüz kızartıcı suç kapsamına dayanarak o maddeyi kullanarak işten çıkaracaksın. Yüz kızartıcı suç. Hı hı. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçu. Bak o kıraçta var. Görevi kötüye kullanma suçu, rüşvet, zimmet, özel belgede sahtecilik suçu. Hı. Bunların hiçbiri mümkün değil. Ama ben hazırlıklı geldim. Acayip bir fikrim var. Hem de çok iyi çalışır. Öyle mi? Hı hı. Buyursunlar. Buyursunlar.
Emre, fotokopiler seni bekliyor Cemre. Oyunlardasın burada. Şişt, ses, ses. Camlardan dikkat et. Camlara dikkat, camlara dikkat. Nasıl sessiz silahı sonu bu? Hiçbir şey duyamıyor. Tuğrul bu işleri nasıl hallediyor? Ya bizim odalar çok geçirgen ya da biz çok geçirgeniz. Nasıl oluyor bu? Yapma! Camlardan gözüküyorsun ya. Emredersiniz Ceyda Hanım. Şunu yaptığına bak. Yazıklar olsun. Şunu ben yapsam akşam ana haber bültenine düşürürsünüz beni. Ne var canım? Biz kapının önünden geçiyorduk. Sen kapıyı açtın. Yalan senin beyinciğine yuva yapmış be Gül'ün. Yalan senin anneciğin. Ha, tamam, tamam Gül'üncüm, tamam. Hiç ona uymayalım biz. Boş ver. Senle de sonra görüşeceğiz. Sen gel Gül. Liseli misin Kadifeli Emrah? Çıkışa da çağır istersen. Ediz, ben bu fikri çok sevdim. Denemeye değer. Teşekkür ederim. Ne zaman istersen Ceyda'cığım. 24 saat arayabilirsin. Zoru hemen çözerim. İmkansız biraz zaman alır. Seni görmek çok güzel. Ayağına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Arayacağım bir ara. Yemek, okey? İnşallah. Görüşmek üzere. Ediz Bey'im, ben size eşlik edeyim. Buyurun. Gerek yok, gerek yok. Tuğrul. Hemen muhasebeciyi ara. Mali bütün işleri döksünler. Bakalım ne durumdayız. Vergi, mergi her şeyi ortaya dökülsün bakalım. Görelim. Derhal. Barış nerede? Hani geliyordu? Trafikteymiş. Ben onu öyle bir trafiğe sokacağım ki... bir gün bile boşluğu olmayacak. Her gün çalışacak. Çok para kazanacağız Barış'la. İşine bak. ...2009'da insanların hayatına giren kripto para... ...dolandırıcılık hikayeleriyle gündemde. Bu para birimi gelecekte hayatımızın neresinde olacak? Hiçbir yerinde olmayacak kardeşim. Ne yaptın avukatla? Vallahi peşindeler şerifsizin. O parayı onlardan alacağız kardeşim. Aman diyeyim abi, geri kalan paramızı da kaptırmada. Tamam oğlum ya. Yani biraz zik kafalıyım falan ama... geç tank ediyor bende de işte, ne yapayım? Bana bak. Ne zamandır konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Sen bir dalgınsın, hayırdır bir şey mi var? İlle şu yaz sıcağına bir gizem karıştıracaksın ha. İyi, sen bilirsin bro. Dicle ile ara verdik. Oh be, söyledim sonunda. Bak, ilk sana söyledim. Bu konuda burada kapansın, tamam mı? Ya yedin bitirdin oğlum kızı. Vallahi. Ben gerçeği söylerim oğlum. Sağ ol ya Brom. Sağ ol. Oğlum hayat bu ya. Herkesin başına geliyor. Senin de başına gelir. Hem birazcık birbirinizi özleyin bakalım ne oluyor. Set nasıl gidiyor? Vallahi süper. İyi ki kendimi dinlemişim. Bağımsızın peşinden koşmuşum. Saati unuttuk saati. Kaçlardı senin setin? Ben önce Ceyda'yı uğrayacağım. Sen bırakırsın beni. Bırakırım, bırakırım. İyi bu kadın vallahi sana çalışıyor ha. Ben de ona çalışıyorum. Emeğim, hayalim vardı Meral. Vallahi sindiremiyorum. Ego'dan ayrılmak bile daha az koydu resmen. Ben bu filme kalbimle girdim. Hayatım, biz yüzden şeyleri hayatımızdan böyle çıkarıyoruz hayatım, tamam mı? Bütün yapım şirketlerine CV'ni gönderdim. Ararlar, telefonunu açık tut, açmamazlık etme.
arayacaklar diyorsun yani. Yani aramazlar demiyorum. Negatiften alma. Aslında reji ekiplerinde de çalışabilirim ben. Tanıdığım yönetmenlere sorsam diye aklıma geldi ama... O zaman da gel hatır için yanımda başla demelerini istemiyorum. Kaldı mı böyle insanlar ya derdi annem olsaydı. Başka türlüsü iyi hissettirmez ki. Tırnaklarla kazımak lazım, hak etmek lazım. O zaman böyle mutsuz mutsuz evde oturmak olmaz. Kalkıp çalışmak lazım Dicle Hanımcığım. Bakayım saat kaç. Çok fena geç kalıyorum. Ne oldu? Geç kaldın. Hadi hemen çık sen. Dicleciğim senle konuşunca vakit nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Oh Meral iyi ki varsın. Hadi. Hadi çık. Ben koştum metroya. Tamam hadi. Ya keşke topuklu giymeseydin. O olmaz ki öyle. Tamam dikkat et. Efendim, Dicle selam. Düz Yapım'dan Serpil ben. Mailini aldık. 14 gibi bekliyoruz seni müsaitsen eğer. Müsaitim evet, müsaitim. Bu arada bir şey soracağım. Sen Barış Havas'ın sevgilisi olan Dicle'sin öyle değil mi? Ya biz seni menajer olarak biliyorduk da... Reji ne alaka? Sinema televizyon mezunuyum ben. Oldu, görüşmek üzere. Ne oldu be? Bak, ünlü avukat Ediz Kökner Ego Ajans'a niçin geldi? Bu fake hesap iyice zıvanadan çıktı artık Emrah. Ve bu kesinlikle tuhaf. Yok be, ne fake hesap açması? O daha düz tweet atamaz. Niye? Fake hesap açmak için belli bir zekaya gerek yok ki. Gülin, Ceyda Hanım Kıraç Bey'i çağırıyor. Gitsin kendisi söylesin Bekir abi. Küstüler herhalde. Bir ara bayağı şeydiler. Neydiler Bekir abiciğim? Şeydiler ya, sıkı fıkı. Ha, bir erkekle bir kadını yan yana görünce hemen şipleyin. Bunun başka hiçbir alternatifi yok değil mi? Bir ara şeylermişlermiş. Niye öyle diyorsun? Ya Emrah, artık vallahi Twitter'a girileceği de kalmadı ha. Görüyor musun? Her yer fake hesap dolu ya. Nerede o eski tweetler, nerede yani? Siz de bunu konuşuyordunuz değil mi ben girdiğimde? Yani fake hesap falan bir şey diyordunuz ya. Evet evet bunu konuşuyorduk Bekir abicim de. Seni niye bu konu bu kadar ilgilendirdi? Ya Bekir'cim. Heh. Bekir'cim bir kahve istedim senden. Kaç dakika oldu Bekir? Ben yenisini yapayım Seçin abi. Tamam da bak ayıp oluyor bana Bekir. Bunu söylemeyi hiç sevmem, istemem biliyorsun ama gerçekten ayıp ediyorsun. Vallahi Çınar Bey ben ne yapayım? Yani ajansın hafizanası gibi her işe ben koşturuyorum. Bir elimde zilim eksik yani. Yakında bütünüzü de ben yaparım. Bu işin sonu o. Emrah,
Beni Gizem aradı, yine sevgilisinden ayrılmış Emrah. Beni delirtti Emrah, darladı beni Emrah. Bir ilgilen onunla. Ayrılmış mı? Evet. Daha dün fotoğraf attı Twitter'a, yayınladı. Çok seviyorum, çok aşığım, hayatımın aşkı diye. Bilmiyorum Emrah. Zaten bu kızın kaçıncı sevgilisi onu da bilmiyorum Emrah. Kızın ömrü eski sevgilisinin fotoğraflarını silmeyle geçti. Sen bir ilgilen onunla. Tamam, tamam Çınar Bey. Tamam, hadi konuşuruz Emrah. Görüşürüz. Hadi, hadi. Ah, Ahmet. Ne haber abi, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Çınar. Kıraça baktım, ona ulaşamıyorum. Nerede? Ha, Ahmet biz bu aralar çok yoğunuz. Yani yoğun bir tempo var, ondan ulaşamamışız. Mesaj da attım, dönmedi. İşte atlamıştır, kaçırmıştır. Yani biliyorsun biz menajerler kaç tane grubun içindeyiz? Siz menajerler, her şeye bir bahaneniz var. Haklısın. Haklısın, gel. Gel sen de biz terasa çıkalım, bir çay kahve içelim. Kıraç da gelir o sırada. Gel Ahmetciğim. Asistanlar düzeyinde mi görüşüyoruz artık? Biz bomboş egolular böyle şeyler yapıyoruz işte. Otursana. Evet, seni dinliyorum. Ne oluyor böyle Kıraç? Birbirimizi yemekten ajansın işlerine koşturamıyoruz. Ne yapacağız? Böyle mi devam edecek hep? Ya da senin ego ile ilgili gelecek planın nedir? Onu sana sormak lazım. Ediz'i çağırdığına göre ne yapıyorsun? Kovuyor musun hepimizi? Bu seni niye bu kadar ürküttü? Ben bu ajansın en eskisiyim. İçerideki param, tazminatım ortada. Sen kimi kovuyorsun Ceyda? Hoş. Vereceksen paramı benim işime gelir. Alırım teknemi, dünyayı dolaşırım. Ayrıca beni kovamayacağını öğrenmek için de hukukçu çağırmana gerek yoktu. O kadar hukukumuz vardı. Ben söylerdim. Klasik Kıraç. Ben seni buraya profesyonelce davet ediyorum. Yollarımızı ayıracaksak eğer nasıl bir yöntem izleyelim diyorum. Senin şu tavrına bak. Kafanda çoktan planını yaptım. Ama bana da bir yoklama çekiyorsun. Güzel, güzel, iyi strateji. Da istediğin olmayacak. Burayı bizden alamayacaksın. Özledim. Barış'ım, hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Barış, istersen geç oturma çünkü o kadar çok proje var ki bu yaz tatili unut diyorum. Gel gel. Nasıl gidiyor film? Begüm'le anlaşabiliyor musunuz? Çok iyi anlaşıyoruz. Yani Begüm olaya o kadar hakim ki Ceyda. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Harika. Benden de sana güzel bir haber var. Reklam geldi. Neymiş? Avrupa'nın en ünlü takım elbise markası desem. Firma seni hem Türkiye'nin hem Güney Amerika'nın yüzü yapmak istiyor. Süpermiş. Evet, çok güzel. Euro ile kaşe alacağız. Artık abinin batırdığı paraları misliyle geri alma zamanı gelmedi mi? Bu arada biz gelmedik mi? Aha, geldim. Ahmet'im ne haber? Eyvallah, hoş geldin. Neredesin Kıraç ya? Kaç gündür seni arıyorum. Ya kusura bakma, biz bu aralar biraz dağıldık da. Bana bak, elimde öyle bir iş var ki bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Hayırdır? Hangi oyuncumuz için geldin sen? Yasemin Erin. Yasemin Hanım bizim oyuncumuz değil ki, bizde değil. Evet işte ben de söyledim ama Ahmet sen gelmeden pek anlatmak istemedi Kıraç. Şimdi artık anlatır herhalde. Ahmet ne tam olarak bu? Bir söylesene bize. Rusya'nın en büyük mücevher firması. Türkiye'de bir tanıtım gecesi planlıyor. Türk pazarına açılmak için. Çok private bir gece. Basına kapalı. Organizasyon bende. Şu listelere bakın. Patronun eşi Türk dizilerine çok düşkün. O yüzden de lansman gecesinde mücevherleri Yasemin elinden taşımasını istiyor. Ha, anladım ben, tamam. Yasemin'in son işi Rusya'da bayağı ses getirmişti, olay olmuştu o yüzden. Murat Dalkılıç zaten bizden. Evet de ben bak bu şeyi tanımadım. Belly Dancer Didem. Bu tanımıyorum. Biliyorum, biliyorum ben. Da bizden ne istiyorsun Ahmet? Yasemin elinin menajerine ulaştım. Olumsuz. Murat Dalkılıç'a ulaşamadım bile zaten. Adam ortalıklarda yok. Ruslara olur dedim. İki günümüz var. Bu listeyi getirin, bütçeyi 50-50 bölüşelim. Bütçe ne? 2 milyon. Dolar. TL.
Ne oldu oğlum? Çok yoğunum. Bu hafta haftalık programı paylaştın mı onlarla? Merak etme, her şey kontrol altında. Barış Bey'le bir ön çekim yapabilir miyiz dediler. Ön çekim niyeymiş? Güney Amerika için. Görmek istemişler. O zaman bugün çekip bitirelim. Benim bir daha zamanım olmaz çünkü. Tamam, tabii ki. Aa, Meral, ne haber? İyiyim, iyiyiz. Dicle de iyi. Sweat Delivery, bu private person. Hı. Organizasyon diyordunuz Kıraç Bey, artık buradan başlayabilir miyiz? Evet, evet, başlıyoruz Gül'ün. Süper Ego'nun kasasını dolduracağız. Geleceğe umutla bakacağız. Bunların fiyatı ne acaba? Herhalde buradaki rakamların 5 katı falandır. Bu işi yapmamız lazım. Güçlenmemiz gerekli. Ayrıca ben Ceyda'dan her an kuvvetli bir hamle bekliyorum. Tamam, o zaman şimdi bu listedeki istekleri biz tek tek yerine getiriyoruz. Mesela bu Yasemin Erhan'ı kim alıyor mesela? Ben alayım, benim eski muhabbetim var. Ha. Murat Dalkılıç ne olacak? Ha, o da benim oyuncum. Senin iyidir aslında şarkıcılarla aran. Ben mi alayım? Ha, sen al. Bir alayım. Serdar Ortaç Turşu olayı gibi. Laf mı sokuyorsun bana Emrah? Laf mı soktun Emrah? Yok Çınar Bey, aklıma bile gelmedi. Ne demeye çalışıyorsun yani Emrah? Sen adama bir beste bile yaptıramadın mı demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Yok canım. Peki Çınar Bey, Serdar Bey o besteyi yapabildi mi sonunda? Bilmiyorum ki, aramadı işte. Herhalde yapsaydı arardı. Sen yakın zamanda Dalkılıç'la görüştün mü yine? Adam ulaşamadım dedi. Tamam işte, o iş bizde. Biz onu hallederiz. O iş bizde. Bu esas dansöz işi mesela. Ne olacak bu dansöz? Onu Feride halleder canım artık. Oturduğu yerden halletsin. Biz de destek atarız. Şöyle bir durum var ama. Rus seyircilerin yakından tanıdığı erkek bir oyuncu acaba Yasemin Hanım'a eşlik edebilir mi? İhtiyaç dahilinde diye soruyorum. İhtiyaç yok ki. Bir şey demedi adam. Doğru. Bol kazançlar dilerim. Bunu yan vergi dairesinden gönderdiler. Sizin böyle böyle bir borcunuz varmış. Tamam, kapat kapıyı giderken. Vergi incelemesi başlatmışlar. Feride Hanım'la size de bir sürü vergi borcu çıkmış Kıraç Bey. Yani bizden kinini nasıl çıkartacağını şaşırdı. Tamam neyse, hadi tamam, boş verin bunları. Takılmıyoruz buna. Borç şeyidin neyse. Kamçısı. Kamçılandıkça daha da hızlı koşacağız. Hadi gidelim şu geceye, yazdıralım adımızı. Öyle. Tamam, tamam. O zaman ben hemen arıyorum Dalkılıç'ı. Ara, ara Emrah'cığım, güveniyorum sana. Hadi Emrah. Haydi bakalım. Şimdi Kıraç Bey, bazı sorularım olacak size. Bu mücevherleri biz seçebiliyor muyuz? Ayrıca erkek oyuncu da mücevher takacak mı? Nerede bu mücevherler? Güvenlik kullanacak mıyız? Merhaba. Merhaba, buyurun. Dicle ben, randevum vardı. Kiminleydi? Daha doğrusu Serpil Hanım beni aradı, mailinizi aldık dedi, o şekilde oldu. Anladım. Biraz bekleteceğim. Tamam. Siz oyuncu muydunuz? Hayır, değilim. Ben nereden tanıyorum sizi? Ben bir süre menajerlik yaptım, buraya gelip gidiyordum, belki oradan biliyorsunuzdur. Yok yok, yani televizyonda gördüm. Ah, hatırladım, magazinde görmüştüm. Barış Havas'ın kucağını taşıdığı kız sen değil miydin? Neyse, siz yukarı çıkın. Ben hemen haber veriyorum. Yukarı. Hı hı.
Beyrus Mücevher firmasının lansmanı var Ceyda. Kostümleri biz hazırlıyoruz. Çok özel bir gece olacak. Takıları sergileyen kadın eşlik etsin diye de Türk erkeğini temsil eden bir isim arıyorlar. Biliyor musun, senin seçimlerini de yapmamışlar. Ben düşündüm de hazır yeni yüzümüz olacak. Neden barış havası olmasın dedim. Çok güzel demişsiniz doğrusu. Peki bütçeleri nedir? Bütçeler çok yüksek. Yeter ki Ruslar barışı seçsinler. Güzel. Anladım. Ama yine de Yasemin Hanım'ın kendisiyle bir görüşmek ister Kıraç Bey. Kapattı. Ne dedi o? En son ne dedi? O Kıraç'a söyle bana borcunu ödesin dedi, kapattı. Allah Allah. Yalan. Külliyen yalan. Ne borcuymuş, nereden uyduruyor onu? Allah Allah, rezil kepaze. Yasemin'in menajeri olmadan önce aç geziyordu be, aç. Ayıp be, ayıp. Ayıp, bu ne rezillik, kepazelik. Yasemin'i hemen buluyorsun. Biz kendimiz gidip görüşeceğiz onunla. Tamam Kıraç Bey. Ben ayrıca bir Dicle'yi göreceğim, aklım onda. Tamam. Aman Ahmet Bey, yeter be artık senden de, yeter be. Ahmetciğim. Kıraç, ne yaptınız kardeşim, haber vermedin gene. Biz yaptık toplantımızı Ahmetciğim, her şey yolunda, sıkıntı yok. Ben o zaman Ruslara listeyi veriyorum, hepsi tamam diyorum. Davay, davay. Kıraç, bak bir kişi bile eksik olursa 5 kuruş para alamayız ona göre. Aa, aşk olsun Ahmetciğim, sen beni eski tanırsın ama bilmiyorsundur sen, ben organizasyonla başladım bu işleri. Tabii, tabii. 93 Metallica konseri. Grubun bütün isteklerini eksiksiz yerine getirdim. Ve yani düşün, Metallica ve grubu. Hepsi bendeydi. Sen rahat ol yani, tamam mı? Sen git Ruslarla ilgilen. Aklım burada kalmasın. Tamam. Seni ararım sonra gene. Bay bay. Vay be. Görüyor musun Emrah Murat Dalgıç'a? Bak ne güzel kaçmış doğaya. Kaçacaksın Emrah. Güzel de yapmış biliyor musun? Yani eğer ruhun bir yerden sıkılıyorsa gideceksin Emrah'cığım. Yani Çınar Bey, ben yazarları, yönetmenleri anlıyorum da yani bu şarkıcıların doğaya kaçmasını bir türlü anlayamıyorum. Yani hele ki popülerse hiç anlamıyorum. İşte Emrah'cığım, bunlar güzel çelişkiler. Adam demek ki bir şeyler düşünüyor. Neyse gidelim, biz hepsini sorarız zaten şimdi. Ben çiftlikte böyle bir fotoğraf çekilirken gördüm ama Çınar Bey sanki doğa biraz yaramış yani Murat Bey'e. Ben şehre dönmem kafalarında. Döndürürüz Emrah'cığım. Döndürürüz. Biz kimleri döndürdük onu da döndürürüz de. Ben adamı çok iyi tanımıyorum. Bak ilk defa çalışacağım. Yani hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Bir şeyler öğrenmek lazım Emrah. E tamam, ben biraz bilgi aldım. Geçeyim okuyayım size hemen Çınar Bey. Ha öyle mi? Tabii tabii. Aferin Emrah. Aferin. Oku, özet geç. Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Sırrı da var ha isminde. İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşinde düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı. İyi, süper, tamam. Basketboldan biraz biz muhabbet açarız, oradan konuşuruz. Aynen. 2008'de Kasaba şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da La Fontaine, Külah ve Dönmem gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayınladı. Güzel, çok güzel bir kariyer. Aferin ona. Kim arıyor? Emrah biri arıyor. Kim arıyor? Organizatör Ahmet Bey için abi. Ha, ver onu bak. Ver. Ahmetciğim, selam Ahmet. Ne haber, nasılsın? Selam, Çınar. Baksana, Murat Dalkılıç'a ulaşabildiniz mi? Ne yaptınız? Ha, ulaştık Ahmetciğim. Hiç merak etme, ulaştık. Şimdi gidiyoruz yanına. Oh, aman diyeyim Çınar. Bak, Ruslara listeyi verdim. Bunlar hep okeylendi dedim. Bir kişi bile eksik olursa ben biterim ona göre. Tamam Ahmetciğim, biz bir yanına gidelim, konuşalım, sonra arayacağım ben seni, tamam? Tamam, hadi. Hadi öpüyorum. Hadi kolay gelsin. Pimpirikli Ahmet. En sevmediğim insan tipi Emrah. Ne söylersen söyleyeyim yani hep olumsuz tarafından bakıyor. Yani bardağın hep boş tarafını görüyor Emrah. En mantıklı açıklamama bile yine de böyle sorular soruyor bana. O öyle olsa olur muydu? Bu böyle olsa olur muydu? Şöyle olursa yanarız, biteriz. Al şunu da. Yine arıyor pimpirik için Merve. Yine mi arıyor? Merve. İşte. Efendim Ahmetciğim. Çınar. Ne yaptınız? Vardınız mı Murat Alkılıç'ın yanına? Ahmet, şimdi konuştuk işte. Yoldayız, gidiyoruz Ahmet. Tamam. Evet. Hiç merak etme. Arayacağım ben seni. Hadi Ahmetciğim. Tamam, sakin ol. Hadi, bay bay. Al şunu Emrah. Ararsa bir daha şey yap. Açmıyorum.
Dicle'cim gelebilirsin. Geliyorum. Merhaba Cem Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim siz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Geçmiş olsun. Çok güzeldi bence. Arayan oldu mu? Evet, annen aradı. Ama açtım tabii kadın merak etmesin diye çekimde olduğunu söyledim. Dicle? Yok, aramadım. Niye öyle bakıyorsun canım? Arasa tabii ki açarım. Ben menajer Dicle'yle yollarımı ayırdım. Senin sevgin olan Dicle'yle bir problemim yok. Bir erkeğe bir takım hepsi bu kadar mı yakışır ya? Genç, seksi, çok da havalı. Harika. Çok da iyi bir oyunculuğu var ayrıca. Çok da anlaşılan markanın Güney Amerika yüzü de sen oldun. Evet, öyle görünüyor. Harika. Hemen İspanyolca dersleri için hoca ayarlıyorum. Onların dilini konuşursan seni daha çok severler. Böylece senin bütün dizilerin orada yayınlanır. Biz de yüzdemizi alırız. Çok hızlısın. Sana henüz gerçek bir menajerle çalışmadığını söylemiştim. Ayrıca bitmiyordu, başka bir iş daha var. Klonlayacaksın herhalde beni. Çünkü programım çok dolu artık, doldu şişti. Markanın isteği, kapalı bir davet. Bir mücevher firmasının lansman gecesi. Netleşince ben sana anlatırım. Lansmanda işim yok benim. Çok iyi para alacaksın. Evet, ama ben oyunculuk dışında bir iş yapmak istemiyorum. Barış'cığım, birlikte çalışmaya başlamadan önce kıysırık bir mafya bozuntusunun oğlunun doğum gününe gidiyordum para kazanmak için. Haksızlık etme istersen. Hadi gel. Hanımlar, Barış Bey geldi. Barış Bey, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Hoş geldiniz tabii, Barış tabii. Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ilk odaydım. Asistan olarak başladım. Feris Dikmen'in asistan olarak başladım. Sonra kendisi gidince menajer olarak devam ettim. Kısa bir süre önce de Ego'dan ayrıldım. Artık menajerlik yapmak istemiyorum. Bu konuda eminim kesin. Ben eğitimini aldığım mesleğime dönmek istiyorum. Yönetmen olmak istiyorum Cem Bey. Ha bu arada burada da showreel'im var. İçinde de kısa filmim var. Belki bakmak istersiniz diye. Dicle, boş ver bu işleri. Projem var mı? Hikayen var mı hikaye? Hikaye derken? Yani ben yazar olmak istemiyorum. Ben yönetmen olmak istiyorum. Vallahi elimizi nereye sallasak her yer yönetmen, her yer yazar. Yani yanlış anlama. Günde senin gibi 10 tane yönetmen kapımıza geliyor. Bir de bunlar isim. Şimdi bu insanlar varken sana neden şans vereyim? Ha bomba bir hikayen varsa dinlerim. Vaktim yok ama böyle 3-5 cümleyle falan. O da yok. Dicle, boş ver bu işlerle uğraşma sen. Sevgilini ikna et, getir bana. İşi de sen çek. Sen iyi yönetmensin, kötü yönetmensin. Kim ne yapsın? Barış havası olduktan sonra ben ona her türlü kanalı satarım. Ne dersin? Öyle mi Cem Bey? Yani benim kim olduğumu, ne yaptığımı, neler yapabileceğimin hiçbir önemi yok yani. Siz projelerinize insanları bu şekilde mi seçiyorsunuz? Size ne benim kimin sevgilisi olduğumdan? Size ne? Ben geldim buraya size kendimi anlatıyorum. İlginizi bile çekmedi. Ama gün gelecek. Projemi perdede izleyeceksiniz. O zaman neyi kaçırdığınızı anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Odada bizi bekliyor. Geçelim. Tamam. Oriental Didem değil mi o ya? Evet o. Dansözün ne işi varmış ajansta? Dansöz de bir sanatçı. Dans da bir sanat türü yani. Onlar da menajerle çalışıyor Tur. Her şeyi biliyorsun da. Kastığın dansöz duyarını görüyorum Bekir. Ben bizim ajansta ne işi varmış diyorum.
Hoş geldin Didemciğim, hoş geldin bir tanem. Kusura bakma ben kalkamıyorum yerimden. Çünkü ayağı kırdım, Meral söylemişti. Herhalde. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Lütfen ayakta kalma, otur bir tanem. Meral'cim bize bir kahve söyler misin? Tabii, nasıl içersiniz? Sade lütfen. Sizi biliyorum. Ego ajansan arıyorum deyince o kadar çok heyecan yaptım ki sonunda biri oyunculuğumu keşfetti dedim. Şimdi elbette öyle. Hani herkes giremez Ego ajansın kapısından ama girdikten sonra da biz mutlaka sahip çıkarız. Yani oyunculuk olsun, başka bir iş olsun. Öyle değil mi? Şimdi efendim ben eskiden sizin camiayla çok çalıştım. Yani gazinolara sanatçı götürürdüm. Dolayısıyla eski dansözlerin hemen hepsiyle çalıştım diyebilirim. Ah gel Bekir'cim. Kimler vardı kimler? Nesrin Topkapı, Ayşe Nana, Aysel Tanju. Zennube var, Zennube. Tabii Zennube. Mükemmel de yani eskiler bambaşkaydı. Hele hele Nesrin Topkapı. Aman Allah'ım, o nasıl şeydi. Hiç gözünü kırpmadan raks ederdi. Düş gibiydi. Sizin de çok özel bir tarzınız var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, programınız nasıl? Yoğun mu? Çalışmıyorum bu aralar. Ben Instagram'dan takip ediyorum Didem Hanım sizi. Evet, video da paylaşmıyorsunuz bu ara. Evet, bayağıdır atmadım. Benim hanım hayranınız. Sizin o gösterdiğiniz hareketler var. Böyle maya hareketi varmış bir tane. Sabah akşam onu çalışıyor. Böyle topuk, böyle parmak, böyle topuk. Çamaşır asarken onu yapıyor. Bulaşık yıkarken onu yapıyor. Vallahi çok güzel. Ne tatlı. Bekir'cim, biz de hani çalışalım diyoruz Bekir'cim. Canım. Ay. Teşekkür yaptım. Ay Allah. Ay Allah. Bir tanem, çok önemli bir organizasyon var, büyük bir organizasyon. Ve hiç tereddütsüz önce senin adını yazdılar. Herhalde bizi kırmazsın değil mi? Çok ağrıma gitti öyle deyince. Ya anlattıklarımla bile ilgilenmedi adam benim. Ne ah be yavrum. İstanbul'a ilk geldiğimde sen de bana çok ağır konuşmuştun. O zaman da çok üzülmüştüm. Ama sen benim babamsın. Burası ayrı. Ben en başından beri menajerlik istemedim ki. Ben sinema yapmak istiyordum. O sektöre atılabilmek için bir anda öyle işin içine atladım. Sinema yapmak istiyorum ben. Ben hikayelerimi anlatmak istiyorum. Tabii insan böyle sevdiği şeylere laf edilince de kendi kendime diyorum acaba ben mi hayal dünyasında yaşıyorum? Ya olur mu öyle şey? Sen bir kere hayal dünyasında yaşasan bir sene egoda kalamazsın. Kalamadım zaten, kovuldum. Ama çalıştın. Kendini kanıtladın, ispat ettin kendini. Ayrıca bazı yerlerin olayı budur bir tane maalesef. Sen büyüyünce seni püskürtür. Ego da azıcık öyle bir yer. Seni neden püskürtmüyor o zaman? Kovacak kadar değer vermiyorlar bana. Fazla pahalıyım. Aman neyse boş ver. Boş ver şimdi sen beni. Boş ver babanı. Vaz mı geçeceksin? İnsan kalbinden vurulunca başka oluyormuş ama. Aa, tamam ama. Ya iki laf ettiler de böyle kurban psikolojisine mi sokacaksın kendini? Yapma yavrum yapma. Yakışmaz sana. Olmaz. Gerek yok. Sen listenden devam et. Ama ben de bir şeyler düşüneceğim. Tamam. Şimdi ayrıca ara barışı. Yapın hemen bir plan. Gezin, tozun, kafanı dağıt biraz. Hayat kısa bebeğim. Kuşlar uçuyor. Bak ne güzel söylemiş Cemal Süreyya değil mi? Hadi ben kaçtım. Sen de arama Barış'ı. Ara hadi. Barış şimdi çok yoğundur, settedir. Hem zaten beni böyle görmesin o. Evet. Tamam, akşam konuşuruz o zaman. Konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Tamam.
Alo. Kıraç. Ne dedi Yasemin Hanım, kabul etti mi? Bak aman diyeyim, bir şey çıkmasın. Emrah. Benim araba ne zaman gelecek Emrah? Konuştum Çınar Bey, haftaya getirecekler tamirde. Geliyor mu servisten? Geliyor, araba? Kesin geliyor. Gelsin artık, tamam. Oh, havada mis gibi vallahi. Çok güzel abi. Bak bura bizim Settir abinin köyünden daha yakınmış. Ben burada böyle bir kafa olduğunu hiç bilmiyordum Emrah. Hı hı. Baksanıza Çınar Bey, ev falan da çok güzel bulunur ya. Evet, çok güzel. Her yer çok güzel. Bak esasında biraz paran olacak. Buradan böyle bir arazi alacaksın, küçük bir şey. Bir de üzerine prefabrik bir ev konduracaksın. Ama öyle Norveç'ten gelen evler var ya onlardan. Ya çatısı üçgen olan. Hı. Hayal gibi ev ya. Evet. Bak gördüğün gibi parayla mutluluk olabiliyor Emrah. Yani mutlu bir hayal kurduk. O yüzden şu anda motivasyonumuzu hiç düşürmüyoruz. Motivasyonumuz bu. Motivasyonumuz para. Vallahi Çınar Bey, artık ben denizi bağışlıyorum. Emrah, istediğin yerde inzivayı yapabilirsin. Bırakayım seni buraya. İstediğin yerde inzivayı çekil. Ne dersin? Bir tane de otobüs bulursun. Yaparsın kendi into the wild'ını. Ne diyorsun? İyi olur mu? Çınar Bey. Murat Bey'in telefonu bizde yok. Yanlış gelmiş olmuyordu. Yok etrafta kimse. Yok canım. Buralarda bir yerlerdeydi. Nerede acaba? Sandımdan hiç dolu hayat, ey gidi hayat, ne görmüş be atayı vermiş, günü gelince nakışta ilahiyat. Sandımdan hiç dolu hayat, ey gidi hayat, ne görevmiş be atayı vermiş, günü gelince nakışta ilahiyat. Bravo! Murat'cığım şahane. Oo. Şahane. Dinleyicilerim mi varmış? Çok iyiydi. Geldik, bir sürpriz yapalım dedik. Murat, bura neymiş böyle? Harika bir ortam. Süper. Ağaçlar içinde vallahi bayıldık biz buraya, biliyor musun? Ne iyi ettiniz dostlar. Ne haber, nasılsın? Dostlar, hoş geldiniz. Ben de böyle doğaya verdim kendimi. Gerçeğe ait olduğumuz yer burası. Şehirlerde emanetiz hepimiz. Ha. Görevimiz, ait olduğumuz yer aslında burası. Evet, tabii. Ait olduğumuz yer burası. Sen peki konsere nasıl gidip geliyorsun buradan? Durmadan şehre git gel mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şehir mehir deme bana Çınar. O keşmekeşe dönünce bütün büyü bozuluyor. Yaratamıyorum. Sanat bu. Bildiğin doğum sancısı. Uslanmıyor bu gönlümün sarhoş hancısı. Aa, bak ne kadar güzel, harika. Bu yeni besten mi? Yeni albümden falan bir şey mi söyledin sen? Ha, yok öyle tamamen. Şu an doydurdum. Bu doğa böyle bir şey biliyor musun? Böyle hep bir şey düşüveriyor dile. Ondan sonra notalar dökülüveriyor tele. 9 tane şarkı yaptım. 10.'yu yapınca albüm tamamlanacak. Hah, bak bu kadar olur ha. Çok iyi tesadüf. Acayip iyi denk geldi. Murat'cığım biz buraya niye geldik biliyor musun? Senin yapacağın yeni şarkılarının lansmanı için harika bir teklifte bulunmaya geldik, haberin olsun. Lansman mansman beni kirletme artık Çınar. Bak o son şarkı bitmeden ben buradan şehre mehre gitmişim. Ha. Hadi çıkarın siz de ayakkabılarınızı ya. Basın toprağa. Kurtulun o sahte ayaklarınızdan. Basın toprağa. Bütünleşin doğayla. Bütünleşin doğayla. Kurtulun o sahte ayaklarınızdan. Kurtulun. Çınar Bey, şehre dönmem diyor adam. Döndüreceğiz Emrah. Bir şekilde ikna edeceğiz. Ne derse yapacağız, o şehre döndüreceğiz onu. Ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz mu? Çıkarıyoruz Emrah. Çıkartın dedi. Çorapları da çıkartın diyor. Böyle de Kıraç Bey paça oldu. Emrah. Lütfen Emrah'cığım. Tamam Emrah. Kıraç'ın paçaları kısa Emrah'cığım. Bunu bir kabul edelim artık. Tamam mı? Şu espriyi yapıp duruyorsun, yapma. Bak arada yapıyorsun kötü espri, bu yapma. Tamam canım. Tamam. Hadi. Şu ayakkabılar, çorapların ne halde Emrah? O çoraplar öyle mi konulur Emrah? Doğadayız. Ama biraz rahatladık değil mi? Taş batıyor ayağıma. Vallahi ben rahatladım. Feride Hanımcığım. Bu teklife hiç kimse hayır diyemez. Uzun zamandır sahne yapmıyorum. Çok da özledim dans etmeyi. Fakat... Ay ne kadar güzel işte.
Bu özlemini gidereceğiz. İki gün. Hayır hayır lütfen lütfen aramayın. Lütfen aramayın. Ben size haber vereceğim. Ama ben hayat, size haber vereceğim. Canımın lütfen. İçi Ruslar çok seni. Oldum. Ay Ruslar seni. Hayır. Ay Ruslar seni istiyor. Aman Didem ya Ruslar seni istiyor. Ben şimdi ne diyeceğim adamlara? O. Buyurun arıyor işte. Alo. Feride Hanım. Didem geliyor değil mi? İptal falan olursa biterim ben. Oy. Bu kadar işin arasında ne işimiz var bizim masajda Gülün ya? Bu kadar işin arasında şeyde uzaklar mıydı ajanslar Kıraç Bey? Yasemin Hanım'ı bulun dediniz ben de burada buldum. Nerede Yasemin? Hani Yasemin? Var mı Yasemin? Emin misin buraya geleceğinden? Eminim. Set kuaförü söyledi. Eminim. Ahmet de arayıp duruyor. Tamam dedik Yasemin Hanım biz de dedik. Daha Yasemin'in ne yüzünü gördük ne sesini duyduk. Baby bak sen beni biliyorsun. Ben bir şey okudum onaylayacaksam ilk sorum yönetmen kim olmaz? Aynen öyle. Görüntü yönetmeni kim olur? Ben kendimi böyle güzel resimlerde, güzel ışıklarda, tatlı tatlı ekranda görmeyeceksem ne anladım yaptığım işten zaten değil mi? Haydi bye. Yasemin selam. Kıraç. Senin ne işin var burada ya? Benim bedenim, benim kararım. Ne haber, nasıl gidiyor? Her yerde seni görüyorum. Full alkış, şef alkış. Vallahi işte istediğim şeyler oluyor sonunda. Karma diyelim. Karma, karma önemli. Karma lazım tabii. Şey yapayım ben şöyle bir. Yasemin, sabahtan beri seni arıyorum ve buraya senin için geldim. Sebebi de bu mücevherler. Çok güzeller. Değil mi? Hı-hı. Bir de kendi gerdanını da düşün. O uzun boynunda. Ne diyor şair? En uzun boynun bu senin. Işıkların altında yıldız gibi parlıyorlar. Handa ne bu şimdi Kıraç? Yani bedava mücevher alıp böyle yukarı kaydırlink falan filan yapamayacağım yani öyle şeyler biliyorsun. Bu mücevherleri taşımanı kim istiyor peki biliyor musun? Kim? Rusya'nın en zengin ailelerinden biri. Üstelik sadece zengin değil. Aynı zamanda soylu. Aristokrat. Çariçe soyundan. Ya. Senin bütün dizilerini izlemişler. Bayılıyorlar sana. Ve Türkiye lansmanında da mücevherlerini senin taşımanı istiyorlar. Diyorsun. Bir de kaşesi var ki. Of. Ay yani tamam da Kıraç yani ben böyle manken, model, influencer falan değilim. Yani ben aktrisim. Yani benim dizilerimi ne Arap şeyhleri ne kartel liderleri izledi de beni böyle şeylere çağırdı da ben gitmedim. Nasıl yanlış anladım Yasemin? Çok yanlış anladım. Hiç öyle bir şey değil bu. Bu tamamen private bir event. Yani basına tamamen kapalı olacak. Kimseler görmeyecek, kimseler bilmeyecek. Ne zaman? Yarın. Yarın Prag'a gidiyorum. Çok önemli bir çekimim var. Yani asla hayatta geri çeviremeyeceğim. Yani gitmek zorundayım. Sorry. Olur mu canım? Bu kadar para bırakılıp Prag'a gidilir mi? Başka zaman gidersin. Hatta istersen ben götürürüm seni. Kar köprüsünü geçeriz. Yasemin Hanım, sizin masajı alabilir miyim? Tabii tabii, hemen geliyorum. Ben müsaadenle bir kendi içime dönmem lazım şimdi. Şey yaparız. Evet. Kıraç Bey gelmişken size bir masaj. Ben de uzatayım. Al kendine. Al bir yoğursunlar kendime geleyim al.
Barış'cığım ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bak, öyle güzel bir Tammuz'da ki bu karakter için. İyi ki sen olmuşsun. Asıl ben teşekkür ederim bana böyle bir şans verdiğiniz için hocam. İlkeciğim, o dizide benim başrol oyuncularım oynuyor. Yani o rol mutlaka senin olur, merak etme. Tamam. Yarın bekliyorum sözleşme için. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar elinize sağlık. Geçmiş olsun. Bütçe menajer, her yerdesin. Mücevher markasından onay geldi. Lansman filminde sen oynayacaksın. Yani yarın setin var. Yönetmenin kimmiş belli mi? Yok, henüz belli değil. Öğrenince söylerim. Etmeyin. Uzun zamandır kaçırdığım işleri izlemeye başladım da şahsiyeti izliyordum. Siz ne yapıyorsunuz? Çok heyecanlı. Kıraç Bey, telefonunuz çalıyor. Boş ver. Çalsın. Kıraç Bey. Yine Ahmet Bey arıyor. Ahmet. Patladın Ahmet. Tamam Ahmet'cim, sıkıntı yok. Yasemin alın bize. O tamamdı zaten. Bana şimdi bir yönetmen lazım. Bir yönetmen bul bana. Elinde var mı? Ne yönetmeni? Ya Ruslar yarın için bir teaser çekim istiyorlar. Bulman lazım bana bir yönetmen. Vallahi biterim. Var yönetmen var, olmaz mı? Hem de çok yakınımda. Neyse tamam, ben halledeceğim, haber vereceğim sana. Hadi bay bay. Of Gülün, pamuk gibi olmuşum Gülün. Kıraç Bey, Yasemin Hanım yarın kura uçuyor. Olmaz yok, uçak falan yok, olmaz. Kalk Gülün, kalk. Yasemin o uçağa binmeyecek. Yok öyle bir şey. Binmeyecek de ne yapacağız Kıraç Bey? Gece 2'de yayınlanan aksiyon filmlerini çekecek değiliz herhalde. Dur bakalım, var kafamda bir şey. Bunu da yapmadık demeyiz artık. Su yatağı. Keşke... Yeni bir hayat var, bir yol var evvelkinden. Belki başka kokusundan, sıcağından bir anladım. Kabuğumdan çarçabuk çıkarım. Nasıl abi? Çok iyi. Yani bence çok güzel bir duygu yakalamışsın. Çok güzel. Murat Bey, ben normalde Türkçe pop dinlemem ama buna bayıldım. Eyvallah canlar da şimdi bundan sonraki dörtlük içime sinmiyor ya. Acaba şöyle mi yapsam? Çık kozandan kelebeğim. Ama bu vokalli falan düşün. Hepiyle fil eseceğim. Bu sefer aşağı. Domat biber
çekeceğim. Böyle de böyle orkestral bir şey falan. Domat biliyorsun İzmir'de bizim domatese domat derler. Evet evet. Simide gevrek, çekirdeği çiğdem, sigortaya asfalya, no context İzmir. Ne diyorsunuz şimdi, sevdiniz mi yani? Bak bu dörtlük derse şarkı bitecek. Yani Muratçığım alınma, açık konuşayım. Besteyi bitirmen için çok güzel olmuş demek isterdim ama bu böyle çok gelişmemiş bir tatil yöresinde akoru bozuk bir gitarla, ne bileyim, Anadolu rock yapmaya çalışan Batuhanların, Çağatayların bile söyleyebileceği bir beste gibi gelmedi bana. Bak alınma ama. Eyvallah. Olmuyor o zaman. Üretemiyorum. Yok, ne demek üretemiyorum Murat Bey? Siz bu evde 9 tane şarkı yaptınız. Evet, doğum. Sen diyordun, doğum sancısı. Evet, bunlar doğum sancısı. Ben bir tavuklara bakıp geliyorum. Tavuklara mı? İnsanlardan biraz daha fazla ilham veriyorlar. Çınar Bey, saatlerdir buradayız. Daha adama ne istediğimizi söyleyemedik. Ne yapalım İmran? Ne yapalım? Beste iyi olsun diye elimden geleni yapıyorum. Belki iyi olur, ikna olur, şehre gelir diye. Ne varsa söylüyorum, olumlu olumsuz her şeyi söyledim, olmadı işte. Ne yapayım? Esneme İmran. Esnemek yok Emrah. Niye esniyorsun? Esneme Emrah. Tamam. Bak zaten buranın havası beni de aptal etti. Şey yapma. Esnemek yok. Tamam mı? Tamam, merak etmeyin Çin abi. Böyle bir uzanayım ben. Emrah bak uzan ama uyuma, tamam mı? Tamam merak etmeyin. Uyumak yok bak Emrah. Ama ne güzel esiyor değil mi Çınar Bey? Tam yaz havası böyle. Efil efil. Şu ateş de güzel oldu. Biraz ateşe bakalım bak. İşte Mücevher markasının yüzleriyle çekilecek. Etkinlik gecesi de yayınlanacak. Ama ben senin torpilin olsun istemiyorum. Bunu kaç kere dedim ben. Dicle'cim torpil falan değil. Ne torpili? Tam tersi. Benim sana ihtiyacım var. Yarın set diyorum Dicle. Sen her seferinde beni kanamayı nasıl başarıyorsun? Seni çok sevdiğimden. Ben de seni çok seviyorum. Canım. Tamam hadi ben artık kalkayım. Sen de uykunu al. Bak yarın profesyonel yönetmenlik hayatının ilk set günü. Dur sen nereye? Otele. Ev tutmaya vaktim olmaz. Hayır gitme, burada kal. Zaten Meral bu akşam halasında kalacak. Bak ben sana onun odasını ayarlayayım. Bir güzel dinlenirsin orada. Yok ben rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Arkadaşlarım falan gelir. Barış falan gelir. Baba biz Barış'la konuştuk. O direkt eve gidecek. Gelmeyecek. Ha. İyi madem. Bir yastık falan getir. Ben yatarım burada. Tamam getiriyorum şimdi. Yatarım burada. Hemen geliyorum. Zaten masaj falan bugün bittim. Hamura döndüm. Yattığım her yeri seveceğim. Acayip gevşedim. Ay. Of. Zaten Yasemin Pırağı gidiyor. Çınarlar ne yaptı acaba? Bu yastık yumuşak dersen daha sert. Yeni bir başlangıç yapamazsın. Ama şimdi başlayıp yeni bir son yaratabilirsin. Filmde her şey yolunda gidiyor. Her şey süper. Yönetmenimiz Begüm Aydın. Ben de ilk defa çalışıyorum onunla ve çok heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Evet, sosyal medyaya pek giremiyorum. Çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ve açıkçası fırsat olmuyor. Böyle küçük bir boşluk oldu. Ben de o arada hemen geleyim. Biraz sohbet edelim, konuşalım istedim.
Ama yorumlarınızı okuyorum. Güzel yorumlarınızı okuyorum ve onlar gerçekten beni çok iyi motive ediyor. Motivasyonumu çok arttırıyor. İyi ki varsınız. Yani bunlar gerçekten benim motivasyonumu arttıran şeyler. Bu iyi yorumlarınız, iyi dilekleriniz ve işe daha iyi konsantre olabilmemi sağlıyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir arkadaş sevgilini neden kucağında taşıyorsun demiş. Bu arkadaş hiç aşık olmamış herhalde. Yani aşk bazen karşılıklı saçmalama hakkını kullanmaktır bence. Yani normal şeyler yapıyor olsak neden birbirimize aşık olalım, değil mi? Evet, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese buradan selamlar gönderiyorum. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Geceler. Kimsen yok etrafında, bir nefes lazımsa arada sırada buluşuruz. Halinden, hatırından, şu yeni hayatından, geçmişten ne varsa konuşuruz. Yalnız kaldın, kadir kıymet bilmediğinden yalnız kaldın. Sonunda bak bir tek soran ben. Yalnız kaldın, kadir kıymet bilmediğinden yalnız kaldın. Sonunda bak bir tek soran ben. Kalp ağrısı bir yandan, gel gitleri falan filan. Yorulmadın mı hala koştuklarına? Ten kaygılı bir yandan, buldukları yalan dolan. Ne zaman kurtulursun coştuklarından? Kalp ağrısı bir yandan, gel gitleri falan filan. Yorulmadın mı hala koştuklarına? Ten kaygılı bir yandan, buldukları yalan dolan. Ne zaman kurtulursun coştuklarından? Bekir'cim, günaydın. Günaydın Ece Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen verdiğin haber var ya, süper gitti. Yok mu başka bomba? Ay, siz de iyice benim muhbir sandınız ya. Aşk olsun. Bir daha sakın duymayayım. Muhbir ne demek ya? Sen benim haber kaynağımsın. Gazeteci, haber kaynağı arasındaki ilişkiyi de kimse sorgulayamaz. Ben buna izin vermem Bekir. Yani aslında demin öyle bir haber aldım ki Ece Hanım. Yemin ediyorum daha kendime gelemedim. Daha bak vallahi rengim yerine gelmedi. Gerçekten mi? Söyle, hemen söyle. Yok, söyleyemem. Madem söylemeyeceksin, neden beni heyecanlandırıyorsun arkadaşım? Ama yani büyük bir olay, şimdi söyleyemem. Yani yapamam. Yaparsın. Çok da güzel yaparsın. Ay, söylemek zorundasın Bekir. Vallahi çatlarım ben, kapında yatarım bak he. Yani aslında benim de ağzımda pek bakla ıslanmaz ama söyleyeyim ama aramızda. Aa, aşk olsun, aramızda söyle. Şaka mı bu? Şoktayım şu an. Böyle yediririm işte. Yüzüne falan kapamadım Ahmet abi, asansörde çekmedi. Akşama kadar aradım, açmadım. Delireceğim ben burada. Gece erkenden bayılmışım ben. Sabah görünce de hemen aradım işte. Çınar arıyorum, o da açmıyor. Nerede Yasemin? Nerede Murat? Didem bile yok ortalıkta. Ahmet abi bir sakin, gözünü seveyim. Bir sakin. Ben yönetmeni ayarladım, Dicle çekecek. Kızım diye değil ha. Diplomalı yönetmen. Bak ben artık laf istemiyorum. Ben icraat istiyorum. Eğer akşama kadar o sanatçılar gelmezse ne senin itibarını bırakırım ne de 5 kuruş para veririm sana. Feride'cim, ben daha konuyu açamadım biliyor musun? Biz akşam burada kaldık.
Aa, iyi yapmışsınız. Gel gel, kimlerle konuşuyorum. Gece Murat'ın evinde kalmışlar. Ha, ikna etmişler mi? Ama nerede, daha konuya bile girememişler. Anlamadım. Hayatım, sana söylemiyorum. Kıraç'a söylüyorum. Dur bak, mikrofona veriyorum. Ha, Kıraç ne diyor? Çınar'cığım, ikna et şu Murat'ı, gözünü seveyim. Al getir hadi ya. Çınar! Dur, Murat çağırıyor beni. Çınar! Tamam, ben arayacağım, haber vereceğim size. Tamam, hadi. Didem'i ne yaptın? Ladies first. Vallahi geldi, oturdu buraya Didem. Güzel güzel konuştuk. Heyecanlandığını da gördüm. Fakat sonra çantasını topladı. Ben seni sonra ararım dedi, çıktı gitti. Benim durum daha kötü. Yasemin Prag'a gidiyor bugün. E o zaman Ahmet delirir. Delirdi bile. İptal ederim diyor. Aman. Ne yapacağız böyle? Tamam. Didem sen de, sen oturduğun yerden halledersin aşkım. Sen ne yapacaksın peki? İşte son bir hamlem kaldı. Ya herro ya merro. Şans dile bana. Hay Allah. Vallahi ya, işimiz şansa kaldı. Gülün. Gülün, hadi hazırlan, çıkıyoruz. Hazırım, geliyorum Kıraç Bey. Lansman filmini Dicle çekecek. Çok sevindim. Bana bir yerden başlaması lazımdı. Barış Bey tabii ki sete gelecek ama siz hala yönetmenin kim olduğunu söylemediniz. Sizin gibi büyük bir markaya yakışmadı bu doğrusu. Neyse, ben geliyorum, orada görüşürüz. Evet, aynen öyle. Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın Gülün. Günaydın. O elindeki mücevher firmasıyla ne işiniz var? What can I do sometimes? Bilmem lazım Kıraç. Çünkü ben de onlarla çalışıyorum. Lansmanla yardım ediyoruz. Hı. Bedavaya diyorsun yani. Komisyon alıyoruz canım. Sen hayırdır? Barışamaz. Yasemin'e o eşlik edecek. Yönetmen çok sevinecek. Yönetmen kim? Dicle. Erdem. Erdem Ceyda. Çok şık oldu böyle. Yönetmenler sete böyle gitmiyor ki. Böyle mi gider? Ya niyemiş Allah Allah? Yönetmenler şık olamıyor mu sette? Ya olur da onların genelde tarzı böyle daha salaş oluyor sette. Böyle rahat hareket edebilsinler diye. O kadar karizma duruyorsun ki Dişle. Hocam. Hocam. Alış bunlara bak. Herkes sana sette hocam diyecek. Ben kimseyi tanımıyorum ki sette. Ya gerilirsem? Şimdi ya gerilirsem ben? Hayır, hiçbir şey olmayacak. En güzelini sen yapacaksın. Merak etme. Nasıl bir şey olmayacak? Bu benim ilk profesyonel setim Meral. Bak kalbim nasıl çarpıyor bak. Şşt, hoca, elleri indirelim. Heh. Yeni ütüledik ceketi. Kırıştırmayalım lütfen. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Hadi şuraları toplayalım da çıkalım hemen. Hocam. Evet. Oraları biz toplarız lütfen. Setinize gidin. Yönetmenler orayı da toplamaz çünkü. Telefonumu alabilir miyim en azından? Tamam. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Evet. Ya Murat'cığım, kusura bakma Murat, biz dün gece öyle sızmışız kalmışız. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum sana. Ya ne kusuru canlar ya, bizde kusur falan olmaz siz. Hadi Tanrı misafirisiniz. Yiyin bak, domates var, biber var, yumurta var, hepsini kendim yaptım. Vallahi domatesin kokusu bütün gece burnuma koktu Murat Bey. Bir şey söyleyeceğim, yalnız menemen de çok güzel görünüyor Murat. Yani ellerine sağlık, böyle tam ekmek bambalık olmuş o menemen ha. Zaten... Ekmek nerede? Şurada mı ekmek? Ekmeği görmedim ben. Ekmek yok. Mutfaktaysa ben gideyim alayım hemen. Ha yok. Ha ekmek yok, evde yok. O zaman ekmek alalım. Emrah, şu tam girişte bir market vardı. Gördün mü sen orayı? Oradan bir iki tane ekmek kap gel tamam. Hemen. Arabanın al. Sizde miydi? Çantada. Tamam. Bu eve ekmek girmesi yasak. Yaratıcılığı öldürüyor. Anneannem
Kafası çalışmayanlara ekmek kafalı der. Çınar Bey, özel gecemizden Murat Bey'e bahsedelim mi artık? Hadi. Şimdi Murat Bey'cim hemen gösteriyorum. Heh, burada. Lansmanımızın programı. Ya şu kelimeyi artık kullanma sakın ya. Gitmek istemiyorum lansmana. Murat, ben sana o zaman çok kısa anlatayım. Bak, ortada bir para var. O parayı da sana vermek istiyorlar. Gel gidelim o parayı alalım. Rusya'nın en büyük mücevherat şirketi Murat Bey. Yani müzik piyasasından sadece sizi istediler. Şu. Kiki anlıyorsunuz mu? Anladın değil mi Kiki? Gülün, hazır mısın? Hazırım Kıraç Bey. Süper Ego için bunu da yapmadım demem artık. Hadi göreyim seni, güveniyorum sana. Yasemin Hanım o uçağa binmeyecek Kıraç Bey. Gidiyorum. Ocağı burada ne taraftadır acaba? Allah ne oldu? Ay. İyi misiniz? Ay baş dönmesin. Sen beni 2 dakika attılar. Hadi bir saniye, bir saniye. Yasemin Hanım uçağı yetiştirmem lazım. Ne demek canım, yolun ortasında bayılıp kalacak mıyım? Hadi at beni 2 dakika. Tamam dayanın biraz. Ay bak bayıldım. Hastaneye gidiyorum. Artık ya. Kapat, tamam, kapat çabuk. Ben Yasemin Hanım'ı ararım. Tansiyonum çıktı benim. Hadi hadi. Ay. Ne kadın, ne hastanesi? Uçağa yetişeceğiz ya. Tamam kapat, kapat. Allah aşkına kapat. Tamam tamam, taksi bakacağım. Osman ya. Yasemin. Senin ne işin var burada ya? Ben bir iş konuşmak için geldim ama... Vallahi hiç sırası değil Kıraç'cığım. Ben acil havaalanına yetişmem lazım. Şoförümün kahramanlık yapası geldi. Kadının birini hastaneye götürüyor falan. Ben kafayı yemek üzereyim yani. Aa, atla ben götüreyim hemen. Valla? Aa, aşk olsun. Hadi atla. Ay, süpersin ya. Çok sağ ol. İnanılır gibi değil ya. Yani gerçekten... Çok sağ ol ya. İyi. Aşk olsun ne demek ki? Hadi bas 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 bas. Bas. Tamam ben hocayı karşılıyorum hemen. Melis kostümleri ütüledin mi? Arkadaşlar burada hemen bitirelim. Hoca gelmiş. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam açıyı verirseniz hemen yerleşeceğiz. Tamam. Hocam buyurun taze çayın. Merhaba. Afiyet olsun hocam. Hocam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Ben bu çantalarımdan... Biz bırakalım. Yok ben hallederim. Nereye bırakabilirim? Şu odamız müsait. Tamam. Bunu size vereyim. Ben monitörü hallederim. Tamam hocam. Ben monitöre bırakırım. Tamam. Senin burada? Esas sen ne arıyorsun burada? Ben çekime geldim. Ben de çekim için geldim. Sena senin oyuncun mu? Mücevher tanıtım filmini ben çekeceğim Barış. Nasıl yani? Sen bizim işin yani... Yönetmeni, evet yönetmeniyim. Sen daha önce böyle bir şey çekmiş miydin?
profesyonel ortamlar olmasa da evet okulda bir dolu iş çektim. Yani çok şaşırdım ben. Sen ne zaman yönetmen olmaya karar verdin? Ne ara oldu bu? Bütün bunlar ne ara olduysa o ara oldu Barış. Ama tam olarak sen beni terk ettikten sonra oldu. Ben setin hazırlığına bir bakayım. Peki. Hazır olunca zaten seni çağırırlar. Dicle. Efendim? Ceyda'nın haberi var mı bundan? Ne yapacaksın Barış? Hı? İlk işini çeken acemi yönetmen benim işimi çekemez mi diyeceksin? İyi şanslar. Olacak iş değil. İnşallah kadıncağızın ciddi bir şey yoktur. Evet inşallah. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah uçağa yetişirim falan. Pozitif düşün. Bak karşına ben çıktım. Evet. Ne kadar iyi olmadı mı? Evet evet evet. Pozitif düşünelim. Pozitif enerjimizi evrene yollayalım ve biraz daha hızlı gitmeye çalışalım. Sanki çünkü bu hızda hiç yetişemeyeceğiz havaalanına. Hiç merak etme ben de yetiştireceğim seni. Sen rahat ol, yaslan arkana. Keyfine bak. Ben çok rahatım. Oh ne güzel, oh ne güzel. Ekmeksiz menemeni unutamıyorum Emrah. Yani ekmeksiz menemen yemek nasıl bir cezadır Emrahcığım? Bak aç kalsam gerçekten bana bu kadar koymazdım biliyor musun? Allah aşkına be benim artık umudum falan kalmadı. Arayalım söyleyelim Murat'la akıllı çok diyelim. Yok olmaz Emrah öyle şey olur mu? Bir sürü yalan söyledim ben mesajda. Ne yapacağız? Benim aklımda bir şey var Emrah. Son bir şansımız var Emrah. Onu deneyeceğiz. Gel benimle. Aman aman şimdi. Murat'cığım. Ha, ne yaptın Murat? Yazdın, bitirdin mi besteyi? Ya kuşlar diye girdim. Yaşar geliyor abi aklıma. Sonra çıktım oradan. Adam ne diyor? Kuşlar. Oradan girmeyelim en iyisi. Murat Bey biz bir iki dakikanızı alsak sizin şimdi. Heh, evet. Murat'cığım bak sana ne göstereceğim. Bak şuna bir bakar mısın? Bak hayranların sana ne yapmış görüyor musun? Ya biliyorum sen burada huzur içindeyim diyorsun ama bak hayranların seni özlemiş. Komiserlerinizi o kadar çok özlemişler ki Murat Bey. Canlarım benim. Sevginin kapıları ne kadar sonsuz görüyorsun değil mi işte? Ben de onları çok seviyorum da benim bu yolculuğumu, içsel yolculuğumu dinlemekten başka bir çarem yok. Anlamıyor musun? Ya ben internetten kopmuştum. Siz ne yaptınız şimdi ya? Ne oldu? Duygu gitti. Kaçtı Duygu. Her yer karanlık diyelim mi ya? Doğru yoldan gittiğimizden emin miyiz? Tabii 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 canım. Kestirme burası. Kestirme ha? Ben hiç böyle kestirme görmedim daha önce de. Ya Kıraç bak ben uçağı kaçırırsam, Prag'a gidemezsem, bu evrende gidemezsem ben hayatta affedemem kendimi. Sen gerildin biraz. Müzik açayım mı? Gevşersin. Ne müziği ya? Allah aşkına bu ne rahatlık ya? Aç. Uçak kaçıyor uçak. Bak gözünü seveyim ya bildiğimiz yoldan gidelim. Gel şuradan sağdan dön. O bildiğimiz yoldan gidelim lütfen. Çok gerildin. Biraz fazla stres yaptın ama hiç merak etme ben yetiştireceğim zaten. Aman gözünü seveyim. Aman aman aman. Aman aman aman. İyi misin? Ya iyi misin? Süperim ya. Bak görüyor musun ya? Pardon çok pardon. Çok affedersin kardeşim. Ben de hata. Ben telafi edeceğim. Kusura bakma tamam. Abi boş yolla geldin bizi buldun. Oldu işte dikkatsizlik biraderim. Kusura nasıl bakma ya. Şimdi? Bir tutarak tutalım hemen. Tutalım. Tamam ben ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Abi yapalım yapılması da lazım zaten. Şimdi şöyle yapıyoruz. Steadicam'le buradan taşıdık. Sena önden geliyor. Barış arkadan hızlı bir şekilde geldiler. Buradan taşıdık. İki pencerenin ortasına. Sena sağda, Barış burada. Cebinden çıkardı. Tam burada taktı. Bunu yapıyoruz. Sezgin Ali'ye söyleyelim biraz ışığı kısalım çünkü patlıyor.
Oyuncular hazır mı? Başlangıç yerlerinden hocam. Ha. Güzel, tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Evet, her şey hazır mı? Hazır hocam. Kamera. Akıyor. Sahne bir, plan bir, tekrar bir. Üç, iki, bir, oyun. Sakın eğilmek yok. Ne olursa olsun karşısında dimdik olacaksın. Tamam? Yani ikiniz de eşit göz hizasında olacaksınız. Sen de onun önünde eğilmiyorsun, sen de onun önünde eğilmiyorsun. Bir saniye, bir saniye. Şu an senaryo değiştiriliyor. Reklam şirketinin yazdığı, firmanın onayladığı senaryoyu öyle kafana göre değiştiremezsin. Kafama göre değiştirmiyorum zaten Ceyda Hanım. Ben şu an kendi bakış açıma katıyorum. Yani bunu her yönetmen yapabilir. Ayrıca söylediğimde de bence hiçbir şey yok. Bak, bu sanat filmi değil. Dizi de değil. Senin şahsi videon falan zaten hiç değil. Biz burada ticari bir tanıtım filmi çekiyoruz. Her markanın çizmek istediği bir imajı var. Bunları ben öğretmeyeyim sana istersen. Orada ne yazıyorsa o çekilecek. Ceyda Hanım haklı Dicle. Yani aksi halde markanın her türlü anlaşmayı feshetme hakkı doğar. Bu durumda ben biterim. Ahmet Beyciğim, kimlerle çalışıyoruz? Yani Dicle ne çekmiş şu ana kadar da tanıtım filmi çekiyor. Arkadaşlar 10 dakika ara. Dicle. İyi misin? Biraz sakin ol bence. Yani... Adamlar senaryo dökün istemekte haklılar. O zaman adamlar söylesin. Neden o söylüyor? Sen olayı biraz kişiselleştirmiş olabilir misin? Barış, sen ne diyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ya Barış, sen hala orada mısın? Benim aklımın ucundan bile geçmedi. Ben burada profesyonelce davranmaya çalışıyorum. Ben senin sen olduğunu bile unuttum. Ama belli ki sen unutmamışsın. Demek ben unutmamışım. Yani profesyonellik bu mu? Her şeyi unutmak mı? Bu mu? Her şeyi unutuyor muyuz Dicle? Tamam. Tamam, unutalım her şeyi. Ben sadece senaryoya sadık kalınması gerektiğini söylüyorum sana. Tamam mı? Ne yazıyorsun onu çekelim. Hocam. Ya Çınar, gel canım. Ah, sağ ol Bekircim. Çınar'cığım, ne diyor şimdi bu Murat Dalkılıç? Ha? Şey yapmış, şehre dönmeyecek miymiş? Aa, canım, ona devamlı kalsın diyen yok ki. Bir günlüğüne gelsin şehre. Sağ ol Bekircim. Bir günlüğüne gelsin, dönsün sonra. Allah Allah. Ya ben atlayayım geleyim istersen, bana bak. Bekir, şu defteri ver be yavrum. Ha, yaşa. Ha. Evet canım, söyle. Aha. İnönü Mahallesi. Zambak. Tamam. Oh, çok iyi. Ne zamandır bomba yoktu. Çok iyi oldu vallahi. Uzun zamandır sıra kadem basan Murat Dal. Murat Dal Kılıç. Şehre kesinlikle dönmeyeceğini açıkladı. Evet. No context'ten hayranlarına büyük hizmet. İşte kaldığı evin adresi.
Seviyorsanız gidin konuşun. Paylaş. Çok güzel. Ego Ajans buyurun. Arkadaşlar senaryonun orijinal halini çekiyoruz burada ne yazıyorsa. Ceyda Hanım lütfen seti boşaltalım. Evet. Barış Bey hazırsa başlayabiliriz. Kayıt. Komiksin. 3, 2, 1 oyun. Yaklaş Eyüp, yaklaş. Kardeşim buraya ben numaramı da yazdım. Tamam mı? Bütün problem bende. Tamam not düştünüz abi zaten. Düştüm. Not o bir tanesini de ben alayım. Ben telafi edeceğim aynen. Abi. Aynen. Kusura bakma tekrar. Olur mu? Eyvallah kardeşim. Bir anlık dikkatsizlik nelere mal oldu. Evet, senin yüzünden dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biriyle çalışma fırsatını kaçırdım. Değil mi? Evet. İşte aksilikler böyle geldi mi arka arkaya geliyor. Ya, değil mi? Ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Taş yapalım derken vaziyet ortada. Sen niye benim kapıma geldin ki? Kader. Yani sen planlarını yaparken bazen kaderinde planlar yaptığını unutuyorsun. Tabii. Tüm bu olanlar acaba bir tesadüf mü? Yoksa bir işaret mi? Sebep mi? Sonuç mu? Kazanç mı? Kayıp mı? Kayıp. Büyük kayıp. O zaman müsaade et ben bu kaybını telafi edeyim. Yasemin ben lansman için senin yerine kimseyle görüşmedim. Eğer evet dersen en azından maddi kaybını telafi etmiş olurum. Muratcığım ne gerek vardı bunlara? Ne zahmet ettin? Çok sağ ol. Olur mu canım? Kendi ellerimle topladım. Siz de afiyetle yiyin işte. Teşekkür ederiz Murat Bey. Murat. Bak sakın beni yanlış anlama. Sana bir kere daha soracağım. Yani menajer olduğum için soruyorum. Gel, gidelim şuna. Bir saatlik bir iş. Gidelim, paramızı alalım. Hem sahneye de çıkmadın. Bir sahneye çıkma hazzı da yaşarsın. Ne dersin? Yok Çınar. Ya şimdi sizin de Murat iyice delirdi diye düşünmenizi de istemiyorum açıkçası. Yok canım, estağfurullah. Yani tabii sana demiyorum, genel olarak söylüyorum. Bu benim içsel yolculuğum. Burası dervişlerin toprakları. Siz de beni yanlış anlamayın. Yok Muratcığım, tamam. Ben seni anlıyorum. Peki, öyle olsun o zaman. Çok sağ ol her şey için. Affedersin. O her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba, söz veremem yarına. Siz mi çağırdınız? Yok, bak gerçekten biz çağırmadık. Kendileri geldiler. Al her şeyini yanına. İşte bak Muratcığım, gerçek sevgi bu. İşte sevgi diyordum, bak sana sevgi. Seni ne kadar çok seviyorlar. Murat Bey. Bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Bravo! Eline sağlık.
Ah, geldin mi? Barış'ım, istersen bütün bu çekimi iptal edebilirim, biliyorsun. Biliyorum ama çektik, bitti. İptal yok. Sen biraz duygusal davranıyor olabilir misin? Hangimiz daha duygusal davranıyor acaba Ceyda? Peki, nasıl istersen. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. Sağ olun. Şu akşamı da bir atlatabilirsek. Evet, kesinlikle önemli bir akşam. Ama bence atlatırız. Sonuçta çok güzel bir iş çıkardık ve tamamdır yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Barış'ım, gidelim mi? Gidelim. Çok güzel oldu ha. Gerçekten bak, böyle inanılmaz ilginç bir duygu hissettim. Yani tam böyle Hababam sınıfında öğrencilerin karneyle geldiği bir sahne vardı ya Mahmut Hoca. Onun gibi bir şey oldu yani. Çok güzel bir şey tanıdık. Hayran sevgisi bambaşka bir şey değil mi Murat Bey? Çok. Kalpten kalbe görünmeyen bir yol valla. İnsan onların sevgisi karşısında bazen ne yapacağını şaşırıyor. İşte tamam. Bak şimdi Murat'cığım, ne yaparız biliyor musun? Gideriz oraya. Sen şöyle bir kondisyonunu tazelersin. Bir prova yaparsın. Sonra zaten sahneye çıkarsın. Ha, size bir müjdem var. 10. şarkıyı bitirdim ha. Oh, süper. Akşam söyleyeceğim ilk kez. Ah. Siz gelmeseydiniz bitmeyecekti belki, biliyor musunuz? Ruhuma çok iyi geldiniz be. Ama canım biz ne yaptık Murat? Yalnız anlamadığım bir şey var. Benim evi kimse bilmiyordu. Nasıl oldu o iş? Yakında 1 milyonu da göreceğiz ya. Çaycı dediğiniz adam medya devi olursa hiç şaşırmayın. Olmaz değil. Çok dinledik böyle hikayeleri. Asistanlarımı etrafıma dizmişim. Ha, bu kahve biraz sıcak mı olmuş? Üzüm biraz ekşi. Bir daha olmasın. Ulan ben de iyice egoya kapıldım ha. Bir selfie çekelim. Terasta üzüm keyfi. Ne oldu lan? Efendim? Yasemin tamam. Eve gitti. Akşam birlikte geçeceğiz. Kıraç'cığım bak. Bak. Ah. Aa Murat'cığım ne haber? Eyvallah Kıraç. Merhaba Murat'cığım. Feride'cığım, Beli Dancer ne oldu peki? Kızcağız geldi. O kadar çok özlemiş ki sahneye çıkmayı. Kız çok istiyor ama bir sevgilisi var, yasaklamış sahneyi ona. Kızcağız mutsuz oturuyor. Ya çocuklar vallahi ayağım böyle kırık olmasa. Ben gideceğim. O adamın hakkından geleceğim, kızı söküp alacağım elinden. Ya biriniz yapın şunu ne olur ya. Hem bu kız mutlu olsun hem de bizim işimiz görülsün. Ya siz ne iyi insanlarsınız be. Gece gündüz sanatçılar mutlu olsun diye uğraşıyorsunuz. Aşığım çetenize, aşık. Çok güzelsiniz ya, menajerler. Hadi bas Sınar, bas. Alalım şu dansçı kızı. Murat Bey, bu adam. Bana bırak. Murat Alkılıç. Didem'i almaya geldim. Akşam sahne var. İzin vermiyormuşsun gibi bir şey duydum. Yok Murat abi, olur mu öyle şey? Olmasın zaten. Nerede Didem? Geçer mi? Buradayım. Gidiyor muyuz? Tabii ki de gidiyoruz. Sanatıma saygı duymayan bana da saygı duymaz. Show must go on. Didem Hanım, ben açayım size kapıyı.
Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Harika. Ben getiririm dediysen getiririm kardeşim. Helal olsun sana. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsın? İyi akşamlar. Hoş geldiniz İdem Hanım. Bak, pimpirikten dile değdim Ahmet, değmedi. Gördün mü? Her şeyi hallettik şimdi. Ne güzel oldu. Boşuna yordun kalbini. Tamamız değil mi? Tamamız, tamam. Yalnız şu Murat bizi o kadar yordu ki gerçekten yani başıma ağrılar geldi. Bizim bayağı başım ağrıyor benim şu anda. Ya ben kadına uçağı kaçırmak için gittim. Kendi arabamı bilerek çarptım. Ben acilde serum yedim. Ama şoför o kadar iyi niyetli bir insanmış ki yani böbreğini istesem verecek haldeydi. Ben de hayalimdeki koltuğa ilk kez oturdum. Yani çok küçük bir iş belki ama. Bak ben sana söylüyordum Dicle. Hep hayalinin peşinden koş diyordum. Sinemanın yolundan ayrılma diyordum. Doğru Çınar Bey dediniz. Bir yerden başlaman gerekiyordu. Dicle hep senin arkandayız ve hep destekleyeceğiz seni. Ne kadar kadın yönetmenimiz olursa o kadar iyi. Nasıl geçti ilk set günü? Biraz stresli başladık ama Barış'ı görünce böyle biraz daha heyecanlandım. Umarım yüzünü kara çıkarmamışımdır. Aa başlıyor. Tanıtmak üzere Yasemin Keyal'ın ve Barış Havas geliyor.
Üretilen koleksiyonda pırlanta, zümrüt, safir, yakut gibi değerli taşların yanı sıra yarı değerli taşların da birlikte kullanılmasıyla oluşturulan günün her saatinde kullanabileceğiniz hatta günü geceye bağlayabileceğiniz parçalar yer alıyor. Ailesi olarak çok sevdiğimiz bir isim geliyor. İşte karşınızda Murat Dalkılıç. Ses verir misin bu yana? Demiyor mu bir de ne ala? Bu cürütten, bela bulan ürkten olduğundan bahsedelim mi? Atlamayalım. Barış ne yapıyor? Masaya da uğramadı bizim. Seni ona bırakıyorum. Baba biz... Barış'la ara verdik. Sükunetten, doğan husumetten, hayırlar gelmez. Dicle bütün o çekimler. Evet, evet, hiç kolay değil, biliyorum. Ama zaten şu an kolay olan ne var ki, değil mi? Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün yarın bir şey olur, takipte kalalım. Beni seversin, ne versin. Atlamayalım. Yasemin Hanım, koşturmadan yemek yememişsinizdir. Buyurun lütfen, size özel sandviçleriniz. Sağ ol ya, belki sonra şimdi şey yapmayayım. Sizin için de var, buyurun. Tamam, çıkabilirsin. Yasemin Hanım, çok büyük hayranınızım. Bir selfie çekinebilir miyiz? Tabii, olur ama hızlıca. Tamam, acelem var. Teşekkür ederim. Olmadı. Bir daha çekebilir miyiz? Çok pardon. Pardon. Müzakerele teslim aldım. Efendim sorun yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Abi ya. Murat'cığım. Murat'cığım yine şahaneydin. Harikaydın. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Deli misiniz? Asıl ben teşekkür ederim ya. Beni sahneye koydunuz tekrar be. Vallahi bir şey söyleyeceğim yalnız. Kıskanmak yok. Albümün en tepesine teşekkürlerime ikisini yazıyorum. Olur mu öyle şey? Biz aileyiz. Murat'cığım çok incesin. Çok sağ ol. Bak Çınar, bu arada atlıyorsun geliyorsun. Çiftliğe gidiyoruz. Ev senin. Bak yazıyorum falan diyorsun. Tamam mı? Hep beraber. Ama o tabii yazıyor, gördü. Doğa, toprak bütünleşti falan. Murat'cığım söylemem bile yeter. Evet, çok sağ ol. Güzel bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kardeşim sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Konuşuruz, görüşürüz. Tamam. Sağ ol. Tamam. Bütün gece görmezden gelseydim. Sayemizde sen de kazandın. Ben kimsenin sayesinde kazanmadım. Hele sizin sayenizde hiç kazanmadım. Siz bu geceyi bana haber bile vermediniz. Ya koca geceyi biz bağladık. Biz olmasak gece olmayacaktı. Siz olmasanız Ego da olmayacak sanıyorsunuz. Ama hepsi olur. Bu gece benim için bir zafer gecesidir. Nokta. Dur bakalım. Gece uzun. Arkadaşlar, size çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Böyle güzel kazandıran işler olduktan sonra yaparız. İnşallah. Barış Havas gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Tekrarı neden olmasın? Tabii. Siz çarpı iki kaşe verdikten sonra neden olmasın? (Gülüyor)
Tehlikeli bir kadın bu. Öyledir. Neyse. İçeri geçip hesaplaşalım mı? Ya işte bana bunlarla gel Ahmetciğim ya. En güzel konuya girdim bak şimdi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Geldik en güzel kısma. Diyorsun. Aga. Fazlasıyla hak ettiniz bunu. Eyvallah Ahmetciğim. Ego adına mı keseyim? Ya ya ya. Benim adıma yaz, ben hallederim. Okay. Ego'ya kesme. Buradan eve mi? Ya ki biraz kurtları dökeriz. Bir after hak etmedik mi? Sonuna kadar. Davetliler, gecenin heyecanla beklenen o anı geldi. Şimdi karşınızda Didem. Ahmet, ne oluyor? Mücevherler yok. Ne diyorsun? Yok. Mücevherler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Burada mücevher çalacağını düşünen bir salak olabilir mi sizce? Çalınmaz mı? Belki çete işidir. Ocean Zeyd'teki gibi diyorsun. Ya arkadaşlar, Ruslar emniyet konusunda ne kadar titiz davranmış görmediniz mi? Ben Çınar Bey'e katılıyorum. Böyle bir şey mümkün değil ya. Çalamazlar. Olmaz öyle bir şey. O zaman bu ihbar neyin nesi? Neyse, ben bir gideyim bakayım. Hem çantamı da alayım, çıkarız sonra. Eğlenmek hakkımız. Zafer gecemiz. Tamam. Geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Arkadaşlar, kimlikleri ve çantaları çıkartıyoruz. Masanın üstüne koyuyoruz. Polis arkadaşlarımız kontrol edecek. Var. Çantalarımızdan çantası. Beyefendi, çantanıza bakmam lazım. Bu geceyi organize eden ekiplerim ben, memur bey. Bu ekip böyle hepimiz beraberiz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Çantanıza bakmam lazım. Tabii.
Alalım beyefendiye. Hayır bir dakika, bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Hayır babam böyle bir şey yapmadı benim. Lütfen. Hayır. Ne yapıyorsun? Ya tamam. Ne dedik, saçmalama. Bir dakika. Bunu yapamazsınız. Bir saniye. Bir yanlış anlaşılma var şu an. Babam bir şey yapmadı.